Reboot'un yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz ve bu bölümde ne yapıyoruz? En sonunda nükleer reaktörümüzü aktif edeceğiz. Ve bu şey bütün gecemi aldı. Ama o geceyi boş geçirmedim. Şurada hoş bir programda yazdım. Programın daha detaylısını size bir adet videoda, ayrı bir videoda anlatacağım. Ama o esnada programı isterseniz... Dur, buna geçici internet kartımızı takmış mıydık? Evet, takmıştık. Put... Reactor.lua. Evet, koyalım bakalım. Evet, şunu yazarsanız yani... .com/ji anladınız siz onu ya da basitçe pasteinget ve bu komut. Bunu yazarsanız muhtemelen eğer bu arada hatırlatırsanız linki direkt videonun açıklama kısmında koyacağım ama hatırlatmanız lazım çünkü muhtemelen bu yayına soktuğum esnada ben bunu unutmuş olacağım. Evet, bu arada bu reaktörün pek fazla kontrole ihtiyacı yok en azından şimdilik. İlerleyen zamanlarda ilginç bir kontrol mekanizması daha ekleyeceğim. Hatta onun için bu programda şu an kullanılmayan bazı fonksiyonlar var. O fonksiyonlar tamamen bu iş için. Evet şimdi, gel gelelim elimizde neler var. Bunlar. Bu bayağı bir zaman, bayağı bir işkence oldu. Hani şunlardan... Şu en basit halinden 64 tane yapmam gerekti ki artı birkaç tane daha enerji sel yapmam gerekti. Ama değdi. Çünkü uzun bir süre enerji çıkışı ihtiyacım olmayacak. Ve şimdi. O zaman ne yapıyoruz? Ups. Sen geleceksin. Siz de lazımsınız. Ve ayrıca sen de lazımsın. Ve sana artık ihtiyacımız yok. Şimdi. Evet. Buraya ilginç bir şey yapacağız. Aslında çok kazmaya da gerek yoktu. Whoops. Aşağıda bir şeyin varlığını hatırladım. Sanırım bu chest'teydi. Ya da bu chest'teydi. Ya da bu chest'teydi. Ya da bu chest'teydi. Evet, bu chest'teymiş. Chisel and Bits. Gel bakalım. Şimdi. Sen gel. Ve beraberinde sen de gel. Sonrasında da sen de oops. Buraya yeni bir cam zımbırtı hazırlamam gerekecek hızlıca. Kolay iş. Cam 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 cam. Dün 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 dün. Aslında keşke Quiet Clear Glass'tan yapsaymışım. Evet. Tamamdır, gayet makuldür. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Ve voilà. O zaman seni yerleştirelim. Tamamdır. Ve şunları geri yerleştirebiliriz artık. Evet. Ve tabii ki de... Sizleri bir adım daha aşağı kaydırmam gerekecek benim, değil mi? Evet. Bir adım daha aşağı kaydırmamız gerekecek. Hatta o yüzden seni şöyle bir...
Kademe daha keselim. Ups. Evet, sen gel. Bu böyle, bu böyle. Evet, böyle biraz işkence bir yöntemle bir şeyler hallediyoruz. Bunların birbirine değmesini istemiyorum çünkü neden? Çünkü kendimce sebeplerim var. Evet ve hover moddan çıkabiliriz buradan itibaren. Ve buraya bir connected plate koymam gerekecek. Sanırsam. Ya da alt yapamıyoruz bunda. Yay. Neyse. Bu böyle kalsın. Bunu daha sonra ben hallediyorum. Evet. Böyle işkenceler çekiyoruz. Neden bu kadar işkence çekiyorsun diye soracak olursan, piyasada düzgün bir mikroblok mevcut değil. Elimizdeki en düzgün alternatifimiz bu. Tamamdır. Ve şimdi sen gel bakalım şöyle. Evet. Huh. Şimdi. Önce bu, sonra. Fuck. Ha, sıkıntı değil. Bu. Bu. Ve bu. Ve tabii ki de bunları konfigüre etmemiz gerekecek. Bunlar Configure Energy. Ama tabii ki de bu mikroblok tamamlandıktan sonra bunu yapabiliyoruz. Ve o esnada 2, 3, 4 ve 5. Bir tane boşluk var. Olacak. Ah. Yukarıyı da dolduralım. Sonra sen gel, sonra siz gelin. Evet. Ups. Gel bakalım. Unutmadan bu arada videoya başlamadan önce bayağı eğlendiğim bir olayı sizinle paylaşayım. Atakan bana ilginç bir programlama dilinin linkini attı. Dilin ne olduğuna gelelim. Arnold C. Peki Arnold C nasıl bir dil? Evet, bütün olayımız burada başlıyor. Çünkü Arnold C normal bir programlama dili değil. Yani dilin yapısı şu şekilde. Bütün keywordler yani mesela printtir, şudur budur keyword olarak kabul ediliyor. Bütün bunlar Arnold Schwarzenegger replikleri. Yani print demek için talk to the hand diyorsunuz gidip. Vesaire. Ve voilà, bu arkadaşımız hazır. Şimdi sen...
output, sen input olacaksın. Geri kalan hepsi output. Evet, bu arada şu an bir tane universal cable zaten hepsine yetecektir. O yüzden bir tane universal cable'dan taşıyalım. Bu biraz geleceğe dönük bir yatırım. Bir tane universal cable demişken unutmadan, bunlardan bir tanesi biraz farklı bir işe için kullanılacak. Bu arkadaşlardan bir tanesi. O da aslında seni yok. Şuraya koyalım. Ve o da şu iş için kullanılacak. Gel bakalım adaptör. Bu iş için. Evet, sonrasında ben yukarıdan bilgisayarımı alayım. Bilgisayarımı alayım demişken şunları da şuraya bir atalım. Bunları ben daha sonradan temizleyeceğim. Oh. Ve monitörü yerleştirmek istediğim bir yer var. Monitörü ben nereye yerleştireceğim? Güzel soru değil mi? Oh. Ya şuraya yerleştirebilirim ya da... burası çok temiz değil, buraya yerleştireyim. Bir düzen düşünüyorum monitör için. Ups. Aslında dur. Mantıklı gibi. Valla. Evet, bence gayet oldu. Ve... oh. Bir alta taşısam daha mantıklı. Evet, o zaman bu şekilde yerleştirelim şimdi. Ve valla, daha temiz oldu. Ve yukarı aşağı iniş için... ve seni bir kapatalım. Ve buraya bir arkadaş koyacağım ben. Bu arkadaş nedir diye soracak olursanız... heh, bu kattan... gel bakalım. Ups, gel bakalım. Power Converter. Ve tabii ki de her videonun ortasında olduğu gibi mesaj yağmuru da geliyor haliyle. Ve şunu şöyle koyalım. Ve geriye sadece kablolarımızı döşemek kalsın. Evet. Gel bakalım. Düşününce şu arkadaşı... sen gel. Sen gel. Sonra... sen gel. Ups. Sen. Ve sen. Bu çok daha sağlıklı oldu sanki. Kendime not, bir dahaki tasarlayacağım evlerde total inşaat alanına ayıracağım. Ya total inşaata ayıracağım alanı makinelere göre hesaplayayım. Kendime güzel bir not olsun bu bence. Evet, bunu buraya yerleştirdik. O zaman yapmamız gereken tek şey... ha mesela 5'e 5 bir makine yapacaksam gidip... ups. Ben power converter... evet. Adaptör yerine power converter'ı bağlamışım. Ah. Tebrikler bana. Neyse, hallettik. Çaktırmayın. Ve şimdi... gelsin buna parçalarımız yerleşsin. Ups, internet kartına ihtiyacın olmayacak artık senin. Ve sonra tabii ki de klavyen.
Klavye gel. Sanırım her şeyle tamam bu. Evet. Evet ve... Reactor. Bu arada tıklayınca kapanıyor. Edit reactor. CTRL reactor.lua. CTRL. Reactor.lua. Altmışı deneyelim. Elli sekiz. Ya da... Evet, 58. 58. CTRL-V. Tamamdır, çok daha makul. Aslında burayı biraz daha... iki monitör daha ekledim de olacak. Neyse, o çözünürlükleri artık ayarlarsınız. Ve şimdi yapmamız gereken tek bir şey var. Bana bir adet lever lazım. Lever'ım var mı? Lever'ım yok. Buradan eski köfteden yeni köfteye bir hatırlatma. Asla ne kadar lever'a ihtiyacın olacağını bilemezsin. O yüzden sadece bir tane craft et. Tamam, bu olmadı. Bu biraz yeni köfte oldu ve pek hoş olmadı şahsen. Evet, şimdi hatırlarsınız ki bu... Voilà. Hayır. Hayır. Fuel. Heat. Çünkü injection rate'imizi 2 yapmamız gerekiyordu. Ve harika. Heat. Başlayamadık, değil mi? Bir saniye, benim burada bir holorium'um olması lazımdı. O nereye kayboldu? Tamam, bunu hızlıca koymam lazım yerine. Yoksa bayağı sıkıntı yaşayacağız. Bayağı büyük sıkıntı yaşayacağız. Bana 4 tane gold. Hızlı. Tamam, bu tarz şeyleri önceden kontrol edin, yoksa benim gibi saçma durumlara düşebiliyorsunuz. 4-4-4-4-4. Çok hızlı bana bunları işle. Teşekkürler. Sen de çok hızlı bana bunları işle. Tamam, bunun ortadan kaybolması biraz ilginç oldu. Evet, reaksiyonumuz başladı. Ve artık enerji üretiyoruz. Oley! Bir saniye, bu arkadaş... output modunda. Çok güzel ve... şimdiden 1.7 gigajoule elde etmeye başladık bile. Ve burası... Tamam, burada bir imla hatası yapmışım. Bunu bir ara düzeltirim. Evet. Bence gayet güzel oldu. Programa biraz...
programı biraz bir ara bir adam etmem lazım. Evet. Bayağı bir adam etmem lazım. Hatta ben bir kamera arkası hızlıca adam edip geleyim. Evet ve geri geldim ve çalışıyorum. Bu arada ufak bir şey dikkatinizi çekmek istedim. Şu anki injection rate'imiz Phil 2. Yani teknik olarak en düşük injection rate'ini kullanıyoruz. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Şu an en düşük, yani en az enerji üreten haldeyiz ve bu halde producing 496 kilojul üretiyoruz. Bunu ben bir fuel 3'e çıkartayım. 3. 4 yapalım. Dur, 3'ü kabul etmedi. 4 yaptık. Şu an producing artmaya başladı. Evet. Altı falan çıktık. Evet, bakalım daha ne kadar ilerleyecek. Ancak ben 2'de kalmasını tercih ediyorum şu an. Çünkü benim şu an çok fazla bir enerji ihtiyacım yok. Evet, bu arada reaktörler bayağı verimli arkadaşlarmış. Evet, ve bu sayede enerji krizimi de çözmüş oldum. Yay! Artık herhangi bir enerji ihtiyacım kalmayacak. Bu arada unutmadan reaktörleri normalde ben bu reaktörü açıp kapanacak şekilde planlamıştım da reaktörü açıp kapamak biraz fazla enerji tüketiyormuş, onu öğrendim. O yüzden reaktörü açıp kapamayacağız. Reaktör 7/24 açık kalacak. Sadece ileride hani enerji ihtiyacımız artça koşullarda bunların injection rate'i. Bunların injection rate'i artacak ya da azalacak. İki de sabitlenecek en son. Evet. Nükleer reaktörümüz hazır. Bu arada bu arkadaş hakkında birkaç detayı hızlıca belirtelim. Şu çerçeve kısmının, yani kenarlarının hepsinin bu normal bloktan olması lazım. Hatta gösterelim. Mekanizm. Şunlardan. Ortalar. Ortadan kasıt dış kısmının ortası. Bu ya da bu olabiliyor. Buna wrench ile enerji modları, şu configurator ile enerji modunda shift sağ klik yaparsanız output modunu alabiliyorsunuz. Input ya da output modu arasında değişiyor. Output modu çıkış veriyor. Input modu bunun içine enerji alıyor. Devam edelim. İç kısmına herhangi bir injection cell tier'larının, yani seviyelerinin aynı olmasına gerek yok. Ve herhangi bir provider koyabiliyorsunuz. En az bir tane provider ve en az bir tane cell olması zorunlu. Ne daha yani daha az olamaz. En az bir tane olacak. Devam edelim. Bunların her biri kapasitesini artırıyor. Şu an bunun kapasitesi, ya total kapasitesi, oyun bir dondu. İstatistik. Total kapasitesi yazmıyor. Evet, total kapasitesi yazmıyor, ilginç. Ama basitçe şundan 4 tane koydum, yani 32, evet, 32 gigajül. Yani
32 jül, 32 megajül, belki kilojül binle çarpıyorsunuz, megajül onu da binle çarpıyorsunuz, gigajül onu da binle çarpıyorsunuz. Evet. Ve daha hani daha üstleri de var. Devam edelim. Çıkışımı ise 32.76 megajül olarak sağlayabiliyorum ki en fazla enerji aktaran kablo Ultimate Universal Universal Cable 3200 kilojül taşıyabiliyor. Yani uzun bir süre enerji aktarım konusunda da herhangi bir sıkıntıyı yaşamayacağız. Depolama biraz artabilir çünkü reaktörümüz biraz fazla üretiyor olabilir. Azıcık fazla üretiyor olabilir. Ama basitçe sistemimiz bu şekilde. Ve reaktörümüz hazır. Başka diyebileceğimiz bir şey yok. Ben ek bir video olarak bu programın nasıl çalıştığını anlatacağım. Ayrı bir video olarak muhtemelen onu ertesi gün göreceksiniz. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin iyi günler, iyi eğlenceler.